الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Dersimizin mevzu kusur. Kusur. İnsanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasıta müteveccih vazifini görüp, aç ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmektir. İnsanın vazife-i asliyesi. İnsan vazife-i asliyesinden ne kadar uzak olursa, mikroplar debelenmeye başlar vücutta, hayatta, dimağda. Mesela ölüm korkuları başlar, gadap hisleri hakim olur, şehevi hisleri hakim olur, muvazenesi sıkıntı görmeye başlar. Her şey nefis merkezli. Tabi ben merkezli olur. Yani ev sorunları yaşar. Yani vazife-i asliyesi. İnsanın vazife-i asliyesi neymiş? Nihayetsiz makasıta müteveccih ve zayıfını görüp. Yani nihayetsiz bir makasıt var müteveccih. Yani çünkü niye? İnsanın kuvalarına hat konulmamış. Yani istidatlarına hat konulmamış. Onun için iyiliği de kötülüğü de nihayetsizdir. Ats, fakr, kusurunu ubudiyet sıretinde ilan etmektir. Ubudiyet, namaz, niyaz değildir. Ubudiyet içinde ibadet de vardır. İbadet namazdır. Yani farzlar ve haramlar. Buna ibadet denilir. Ubudiyet ise kulluğunu bilmek. Kul olduğunu idrak etmek. Daha camidir ubudiyet. Kulluk sisteminin adı denilebilir mi? Sistemin adı yani mahlukiyetin özelliği. Mahluk olduğunu bilmek. Bu insanda da var, başka mahluklarda da var değil mi ubudiyet? Yani ubudiyeti değil de ibadeti fiiliyedir diğerlerin. Ubudiyetleri yoktur. Ubudiyet denilemez mi ama onlar kime? Ubudiyet, ibadet, ibadeti fiiliye deniliyor. Ubudiyet de deniliyorsa da bu şuur yok yani farkında, furkanlık yok. Farkındalık yok. Mesela konumuz kusur ya, kusurun temel yapısında geldiği aleme, yani Allah ile ahiret arasındaki bir mahluktur ya insan. Onlardan gafiliyet nispetinde ortaya çıkan zafiyettir. Kusur. Yani ezel ve ebed. Nokta-i istinat ve nokta-i istimdat. Nokta-i istinat böyle dayanak noktası, arka. Yani yaratılış kaynağı gerekçesi Allah'a iman. Allah'a imanla ahirete iman arasında olan bir mahluk. Yani ön tarafı ahirete iman. Eğer ahirete iman insana hükmetmezse dünya zindan olur. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, taciz ateşlerinden, o vahşetin dehşetinden insan kurtulamıyor. Yani ahirete iman ne kadar olursa hastalığı da manalanıyor. Kanser de manalanıyor. İhtiyarlık da manalıyor. Elin kesilmesi de manalıyor. Kefaret-i zünüptür diyorsun. Günahım affediliyor. Allah beni terbiye ediyor. Yorumlama kaynağı. Ahiret imanı kaldırdığın zaman eşyayı eşyayla kıyas ediyorsun ki bu da vicdanı doyuracak bir yorumlama ve izah değildir. Elma nedir? Armut değildir gibi olur. Elma nedir? Armut değildi. Ben zaten armuta kıyas etmedim ama elma nedir? Çünkü eğer ahiret yoksa, yani bu somutun ön ve arkası soyut bir kavramla izah edilmezse eşya eşyayla kıyas edersin ki tarih boyu felsefe en büyük meselesi insanın kendisidir. İnsanı merak etmiş. İnsan menşeli. Yani
şeyde en büyük hatası dinden, nübüvveten kopmuş felsefe veya beşeri akıl, yani felsefedeki kastım okuldaki felsefe değil. Neyi neyle izah edeceğini bilememesidir. Allah'tan kopuk olunca eşyayı insan merkezli izah etmiştir. Kâh doğa hadiseleriyle izah etmiştir. Kâh insanın doğmatikleriyle, doğmalarıyla izah etmiş ki çözememiş. Veya bazı şeyleri çözmüştür ama birisi ona tamam çözdün, tam isabet ettin denemediği için onun da hah isabet etmişim demeye hakkı olmamış. Demek isabet etmişim diyemedi. Değişik yerlerden okuyacağım yani. Koca kainatı bütün ecramiyle gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz, nihayetsiz ki hiçbir şerik ve iştirake ve muavenete ve yardıma ihtiyacı olamaz. Şimdi kusur dersi ya, kusurun çeşitlilikleriyle beraber okuyorum. Çok çeşitli. Şimdi kainat idare eden bir o hadiseye bakın. Kudret var. Kainat sevk idare ediliyor. Böyle bir kainatı, kusursuz bir kainatı fercil basar el teramin futur. Gezdir bakalım bir nazarını, bir gedik, bir kusur görecek misin? Hakikaten yok. Şimdi böyle bir sistem sahibi, kusursuz bir sistem var. Kusursuz bir kudret olması lazım. O da nihayetsiz bir hiçbir şeriki olmadığını insandan ilan edilmesini istiyor. İnsanın görmesini istiyor. Allah'ın burada bir menfaati yok. Mesela şeye benziyor. Güneş mesela ışığını vurdu. Ağaçlar büyüyor, dışarıda olan bazı yemekler bozuluyor. Yani büyüyenlerin güneşe menfaat vermediği gibi, bozulanların da güneşe zararı vermiyor. Yani bu da mahluk olduğu halde, Allah düşün. Yani böyle bir bizim bir ihtiyacımız var. Yani sistemi görmemiz lazım. Çünkü sistem vahdettir. Bütün. O bütünü bütün olarak görebilmen için, kendi parça parça olmaman lazım. Bütüne gelmen lazım. Kainatın bütünlüğü anlayışı seni bütüne getiriyor. Yoksa para parça olur. Şöyle para. Kafa ayrı bir tarafta. Duygular ayrı bir tarafta vuruyor. Korku acayip. Ümit garayip. Ondan sonra vesvese tuhaf. Vehim acayip. Aklın bir şeyler diyor. Duyguların başka bir yere çekiyor seni. Nasıl bütüne getireceksin? İşte kainatın parça parça gözükürken, denizdir, havadır, çekme, itme, soğuk, sıcak, kanunlar vesaire de parça parça. Mesela buna bakmış adam. Oysa bir bütündür, tektir. Burada ne matematikler? Adam bir bakmış, matematik çıkarmış. Doğru. Çıkarım bu. Burada bir matematik yazmıyor. Burada fizik çıkarım yapmış, biyoloji yapmış vesaire, botanik yapmış. Ama burada bizde tasnifte farklılık var yani fizik, matematik diye simgeleştirdik yani. Oysa burada böyle bir şey yok yani. Burada her şey bir bütündür. İşte bunu görebilmek bu vahdet. Yani Allah'ın zatı değil bu. Zatının birliği değil. Sistemin, işleyen sistemin birliği. Vahdet. Bu sistemin sahibine vahidiyet deniliyor. İşte bu sistemin bütünlüğünü insan onaylarsa tevhide geliyor, tevhid oluyor. İnsanın bütünlüğe gelerek, bütünlükle onaylayarak bütünsel bir hakikate mazhar oluyor insan tevhid sırrıyla. Yani cüzi nazarını cüziyetten külliyete çıkarıyor. İnsan küllüleşiyor bu sefer. Yani dolaşan bir varlık, böyle bir karınca değil, bütün kainatın arkası ve aslı ve cevheri olduğunu o zaman anlıyor. Kainatı bütüne getirebilen insanın kendisi kainatın arkasına taşınıyor. Çünkü bunun arkasına çekirdek var. Kainat bir ağaç kabul edersek, onun çekirdeği Nur-u Muhammed'idir. Onun da timsali sureti bizde var. Yani biz kainattan önceydik. Yani bunu derslerde tekrar ediyorum ama ne kadar bilincimize, şuurumuza yerleşirse,
O kadar harici tesirler, sıkıntılar bizi ezemez. Psikolojiyi sıkıntılar ezemez. Biz, ben derken bedensel, bedenimle kendimi kastetmiyorum. Ben olan ben ise bütün varlığın arkasındayım. Arşın, kürsün, cennetin, cehennemin, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hepsinin aslıyım. Arkasıyım bilinci. İnsanın beşeriyetinden doğan zafiyetleri var, ölüm korkusu var, kabirdir, cehennemdir, cennettir, imansızsın. Hatta imansızsın, imansız değilsin. Bu tür şeylerden de çıkıyorsun. Hiçliğini biliyorsun ya, hiçliğini bilme yolunda tamamlarsan miracını, bu tür şeyler kalmıyor. Yani kaybedecek, hiçliğini bilmek ne demek? Kaybedecek hiçbir şey olmamak. İmanı kaybetme şeyi var. Demek hala hiçliğini bilmiyorsun. Biraz arkaya geçtik ama istemiyordum bunu demeyi ama oldu işte. Güzel oldu. Yani bunu demek istemezdim ama neyse ne dediğim de önemli değil. Hiçliğini bilmek hiç olmak için değil. Artık her şeyin dayatmalarından çıkıyorsun. İmansızlığın salt akıl veya saf akıl der felsefede ama oradaki kastettiği ben olan ben, ego yani, şeyin bir kolunda ego, aslında bizde ene. Artık o imansızlığın dayatması da yoktur. Sahabe bu sırrı yakaladığı için mi sayıya bakmaksızın karşısına çıkmış? Evet. Yani sahabenin ruhunda bu sır kendisi biraz şey yapardı ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın insiba ve inikasıyla oraya taşımış onu. Yani sirayet ediyor sevgili arkadaşlar. Sirayet. Her yerde işte önüme çıkıyor bu sirayet. Yani mesela bugün de Hacı Bayram Veli'deydim Cuma'da, Ankara'da. Orada hatırıma gelen bir şeyi, Allah hatırıma getiren bir şeyi size bu şey gelmişti. Seninle paylaşmıştım. Bu camı arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Sirayet öyle acayip bir şey ki Kastamonu 247'de Murat. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki diyor bida olan yerlere girmeyiniz. İmam-ı Rabbani Hazretleri bida olan yerlere girmeyiniz, namazınız olmaz. Üstad Hazretleri diyor ki bida olan yerlere girmeyiniz, namazınız olmaz değil, sevabınız olmaz. Peki Süleyman kardeşim, Süleyman abi, ben namazımı aynı kılıyorum. Doğru dürüst yapıyorum. Sarıklıyım, cübbem, bütün yani abdestten önce misvamı kullandım. Her şeyimi yaptım. Sevap. Benim niye sevabım olmuyor camide? Ben ne yaptım? Cami bir bütünseldir. Cem eden bir yerdir. Orada ehli bidanın bidası sirayet ediyor. Seni de bozuyor. Bir kamyon düzgün elma, bir tane çürük elma düzeltemediği gibi. Tahrip kolaydı. Sirayet acayip bir şey. O zaman oturduğunuz, kalktığınız yer, dikkat edin. Bir daha biraz açar mısın? Dinde olmayan bir şeyi fast etmek veya dinde olanı çıkartmak. Mesela hutbede deccala dua yapmak. Tamamen o anda bütün herkesin namazı hiçbirisinin olmaz. İmam-ı Rabbani'ye göre. Üstad Bediüzzaman'a göre şefkat ediyor, iştihad ediyor. Namaz olmaz değil, sevabı olmaz diyor. Bir tanesi namaz olmaz diyor. Ötekisi de diyor ki, hayır namazı olur ama sevabı yok. Sevabı yoksa ne yapayım o şeyi ama. Gerçi borcu ödemişim. Yani ben burada sirayete örnek olsun diye söylemek istiyorum. Sirayet o kadar acayip bir şey. Ya bana ne olur demeyin. İyilerle dolaşırsanız iyi olursunuz. Bu kaçınılmazdır. Peygamberin şeyinden söylediğim, insiba ve inikas. Bir nazari peygamberi, bir bedevi bir saatte alim yapıp başka bir memlekete gidip din anlatıyor. Evet. Miraç yaptırıyor. Bir nazari peygamberi. Bir an. Bir nazari peygamberi. Bir an. Çünkü insiba ve inikas var. Boyalanma var ya. Başka? İnsan cibiliyeti hesabıyla, insanın yapısı itibariyle elden geldiği kadar kusurları kendine layık, liyakat görmez ve kabul etmez.
nefsini perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Kusur mu? Tövbe canım. Benimle ne alakası var ya? Tövbe. Ya onu zannediyorsun canım. 1000 tane, 100 tane sebeple onu tevil eder. Evirir, çevirir, kıvırır. Yani hiç kendisini layık görmez. Arkadaşlar gene karşımıza iman-ı bil ahiret geliyor. İman-ı bil ahiret bir insana hakim olursa evde huzursuzluk olmaz. O adamda zulüm olmaz. O adam haddini bilir hududunda kalır. Haddini bilir hududunda kalır. Adam olur. Olayları çok iyi bir uydurmacasıyla sentezler ve tahlil eder. Üzerine alır. Olmayan bir kusuru da. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaptığı özellik. Adem Aleyhisselam cennetten indirildiği zaman şöyle dedi. Çok dedi çok antika, anlayışı, fikri antika. İstediği de garip. Ya Rabbi indirildi. Ben nefsime zulmettim. İstediyse tövbe ve istiğfar. Ahirette yorumladı. Şeytan indirildiği zaman iddiası şuydu. Beni sen azdırdın. İstediyse kıyamete kadar ömür. Uzun ömür istemek şeytandandır. Hayırlı ömür istemek ve tövbe ve istiğfar Adem'dendir, varlıktandır. Ölüm korkusu da şeytanın psikolojisindendir. Oradan kaynaklanıyor. Çünkü ölümün hakikatını keşfeden alimler ölümü sevmişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Sır. Çünkü bu varlık battaniye gibidir. Ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. O zaman bu şeytan ve Hazreti Adem ikisine de bakınca şöyle bir şey çıkıyor abi. Kusurunu bilmek seni kusurdan kurtardığı gibi kusurunu bilmemek en büyük kusur oluyor. Evet zaten o da gelecek. Evet doğru. Zaten kusur kusuru kusur yapan kusuru bilmemektir. Hmm. Evet, kusurun bilirse kusurluktan çıkar belki de sevap oluyor. Evet ya çok enteresan. Evet çünkü insanın tiniyetinde kusur var. Hasan abi bir şey ise şöyle diyebilir miyiz? Yani insan kusur işlemek için gelmiştir. Yani peki, kusur işlemek için. Belki şundan eğer ki ibadet etmek için gelmişse zaten melekler var. Kusursuz yani günah işlemiyor ve ibadetle meşgul. Eğer imtihan için geldiysek zaten cinler vardır. İmtihan da oluyordular. O zaman biz niye geldik? Evet. Şimdi şöyle bir benim bir misalim var kusur hakkında. Bu salonu 20'ye 20 diyelim ufaldı. 20'ye 20 kare gibi bir havuz düşünün. Havuz. Tamam mıyız? Bak hayalinizi kullanın ki üzerine hakikati bina edeceğim. Tamam mı? Yarım metre su doldurun. Yarım metre su doldurduk mu? Doldurduk. 20'ye 20 plastikten plastik böyle suda yüzen parçalar koyun. 20'ye 20 kare. Şimdi bunu 20'ye 20 yapıştırın. Şey, suyun üzerine. Ama o plastik var ya bir şey. Hepsinin üzerinde lamba olsun, ışık. Ama hepsini farklı. Bu havuza yerleştirin. Kare parçaları. 20, 20, 20. Hiç boş kalmamak şartıyla. Tamam mı? Şimdi bunu yerleştirdik mi? Yerleştirdik. Aşağıdan suyla suyu karıştırın. Bu parçalar oynamaz. Çünkü yapışmış ya hepsi. Anladınız değil mi misali? Yapışmış. Yani hiç sıfır gibi birbirine yapıştı. Boşluk yok. Alttan su ne kadar oynatırsa oynatsın. Ve şöyle olur. Değil mi? O değişmez. Yerleri değiştiremezsiniz. Peki. Sen oradan 3 tane al. 5 tane de sen al. 7 tane de sen al, 10 tane de al, 15 tane, 2 tane sen, 1 tane de ben alayım. Aldık mı oradan? Atın onu dışarıya, parçaları. Bir boşluk oldu mu? Peki, suyu alttan oynatın. Şimdi bu klape dediğimiz o parçalar oynar mı? Oynar.
Yer değiştirir mi? Değiştirir. Hepsinin üzerinde ayrı renk yok muydu? Renk vardı, koyduk, lamba. Tavan, akşam kabul ediyoruz. Tavan. Şimdi bu yer değişince tavandaki şekil, görsel değişir mi? Değişir. Peki sabitse, tavan sabit ışık. Kıyamete kadar böyleydi. İşte insanın kusur yapma niyeti havuzdaki boşluk gibidir. Eğer o boşluk yoksa güzellik tektir. Onu aldık ta ki güzellik, yani manzara nihayetsiz olsun diye. Vücutlar dolayısıyla doğrular arasındaki ara boşluk yanlışlardır. Yanlışları kaldırırsanız doğruyu da yok edersiniz. Çünkü doğru tek olur. Doğrunun doğru olduğunu da bilemezsiniz. Doğruluk tek olur. Dolayısıyla insanın yapısında tiniyetini eksik, kusur olması lazım. Yanlışlarımızla mı doğruyuz? Yanlışlarımızla doğrumuzu anlıyoruz. Mesela imansız, imansızlığı bilmez. Abdestsiz, hiç hayatında abdest almamış. Ya abdestte sorun yok. Abdest bilmez. Abdestsizliği bilmez. Abdestsiz olduğu halde. Yani fıtratında doğrulara ulaşmak için, doğruların farklı mertebelerine ulaşmaya sebep olandır bir derece bu ara boşlukları. Diyanet itaat etmeyen felsefe, insaniyetin esasında mündemiş olan aç-ı zaaf, fakr-ı ihtiyaç, naks-ı kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu setletmiştir. Yani diyanetle alakası olmayan felsefe, yani diyanet derken Diyanet İşleri Başkanlığı değil, vahye tabi olmayan felsefe zekidir, akıllı değildir. Akıl neydi? Hani üç tane misal veriyorduk. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Tamam. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. 3. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu aklı o akla bağlamak, bu aklı o akla bağlamak akıllılıktır ki vahiy. Bu akıl ona ihtiyaç duymayıp kendisinin kendisine yeteceğini zannedip kendisine kanaat ediyorsa bu zekidir. Bu başa beladır. Hiçbir şey doğru değildir. Doğru dahi bulsa. Çünkü birisi onaylamıyor onu. Hah, tamam lan, buldun doğru. Mesela bu nedir dese, tuz kabıdır der. Elma kabıdır. Hatta su kabıdır dese, isabet dahi etse, hah, tamam lan, isabet ettin diyen olmadığı için hala doğrudan bile şüphelidir. Dolayısıyla insanın bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bağlamak vahidir. İşte o vahye tabi olmak, buna akıllı denilir. Sistem aynı. Zeki ile akıl aynı. Sistem aynı. Zekavet aklın sıfatıdır. Yani balık kokusu balık olmadığı gibi. Balık kokusu zekavettir. Balık kendisi akıldır. Sıfatıdır. Bazen insanın sıfatı galip oluyor. Öfke insanın sıfatıdır. Kendisi değildir. Galip olur. Şehvet de öyle vesaire. Eğer diyanet dediğimiz vahye tabi olan bir akıl olmasa, insaniyetin yapısında bulunan mündemiş olan aç-ı zaafı, fakr-ı ihtiyacı, naks-ı kusuru kapılarını kapatıp demiş ki insanın gayetül gayası vacibül vücuda benzemektir demiş. İnsan nereden gelmiş? Allah'tan. Terakki ede ede tanrılaşır. Buna ait bir meşrep, bir mezhep çıkmış. Onun adı da panteizm. Çok tuhaf şeyler doğurmuş tabi. İster istemez doğurur. Çünkü dinden barışık olmayan düşünce yöntemi. Tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Yani şimdi kusuru çeşitli sahalarda okuyacağız dedik ya, dersimizin konusu kusur. Şimdi kusur, ortada bir kusur var, onun bir de tahlili var. Laboratuvara sanki sokuluyor. Şimdi ustad, bir zat ustada hakaret ediyor veya tenkit ediyor.
Ustad da şöyle diyor, o ortada bir kusur var. Tahkiri ve beyan ettiği kusurlar. Biz de böyle yapalım diye bize söylüyor. Şahsıma ve nefsime ait ise. Yani mesela ben şu anda şahsım yok. Şu an bir tanesi gelip hakaret etse şahsıma etmiyor. Temsil etmiş olduğu makama ediyor. Delal-i Kur'an olan sayt-i muvakkate makamı burası şu anda. Bir de benim şahsi hayatım var. Ubudiyetim. Özelliğim yani. Bir de beşeriyetim var. İnsanlarla diyaloğum. İşte vesaire. Şimdi tahkir ettiği, yani biz tahkir ederken, hakaret ederken, adamı eleştirirken hangi sıfatını eleştiriyoruz? Dersini eleştiriyorsak Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamını eleştiriyorsun. Yani haset, gıybet ediyorsan. Ubudiyetini yapıyorsan ona zaten gerek yok. Eleştirmene gerek yok yani. Ubudiyet herkes noksandır. Beşeriyeti ise seninle alakası alıp vereceği yok ki. Yani bu iş bizimle alakası yok. Şimdi burada bir tahlil ediyor usta. Diyor ki tahkir ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah'ından razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Biz ise ne deriz? Bu şu devrilsin bir de adam falan. Hemen usta diyor ki Allah'ından razı olsun diyor. Allah Allah bir de Allah'ından razı olsun diyor. Ben o zaman başımın üzerine devrilsin de bu adama bakıyorlar. Başka? Tahkiri ve beyan ettiği kusurlarla eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Bak kusurları nasıl tahlil edeceğiz. Başka? Kusur dersini yapıyoruz arkadaşlar. Kusur. Pek rastlamazsınız böyle kusur bir derste işlenmesi. Hulfu vaat, yani Allah vaadinden dönmesi, hilaf, kisp ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks-ı kusurdur. Yani Allah ahireti yaratacağım diyor. İnsanları oraya sevk edeceğim diyor. Allah bunu diyor mu? Diyor. Hulfu vaat etmez. Allah vaadinden dönmez. Allah vaadinden dönmez. Bir de hilaf etmez. Yani iddiasına muhalefet etmez. Hilaf. Allah haşa kisbetmez. Aldatmaz. Bunlar en çirkin bir haslet ve kusurdur. Allah bunlarda münezzehtir. Demişse demiştir. Bitti. Çünkü Allah kimseye verecek, hesap vereceği yoktur. Niye yapsın? Başka bir kusurdan madde. Şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Arkadaşlar çok antikadır bu kusur anlayışı. Kusuru bildiğimiz zaman bizi içeriye taşıyor. Kusuru bilmesen seni afaklandırır. Afaklandırır yani dışarıya atar seni. Kusur bilirsen yani üzerime alıyorsun kemalat fazilet zannediyorsun. Değil yani. Nedir o? Seni enfüse taşıyor. Çok tuhaf. Yani içsel hesap, içsel hesaplaşmak, içsel seyahat, içsel yapıyı fark etmeye vesile oluyor. Kusurunu bilmek. Yani boşver adamı affetmek yani. Böyle fazilet kemalattan bahsetmiyoruz. Yani burada şu, içini fark etmene sebebiyet veriyor. Üzerine alıyorsun ya. Ben, ustad şöyle diyor. Ortada bir kusur var diyor. Varsa bunun kaderin bir hissesi var. Biraz hayırdır ona ver. Öyle değil mi? Şeytanın ve nefsin bir hissesi var diyor. Ona hayır. Senin de görmediğin bir kusurların var diyor. Onu da hayır. Ya biraz kaldı diyor onun kusuru. Onu da affet diyor. Bir şey kalmadı. Çok acayip bir tahlil yapıyor. Laboratuvara sokuyor. Kanı. Bunda ne var diye. Çok Risale'nin hakikaten laboratuvar bir sistemi çalışıyor ya. İnsanın içine atıyorsun. Hani affedersin gaytası, kanı, işte vesaire parçası alınıyor. Bunda ne var yani? Kanser midir, tansiyon mu? Hani taniler der gibi. Kusur diyor. Bir atıveriyor içimize. Dolaşıyor sanki. Diyor ki bak görmediğin kusurlar var.
affedilme, tamam doğru söylüyor belki ama kaderin bir sesi var burada diyor. Sen diyor, beşer zulme diyor, kader adalet eder. Bu mevzuyla değil, başka bir mevzuda kusurun vardı, Allah bununla temizliyor. Yani içsel hesaplaşmana güzel bir fırsat tanıyor. Ben bu hesabın dışında da, benim fıtratım farklı bir şey yapıyor. Böyle içsel seyahat, içsel dünya, içsel yaşamak. Dışarıda böyle belki dalgın dalgın olursun. Belki bir şey, aptal gibi gözükürsün ama seni içe taşıyan her şeyi ganimet ve fırsat kabul etmeli. Bunlardan bir tanesi kusurunu bilmek. İçe seni taşıyor, içini fark ediyorsun. Ya boşver adamı affetmek, etmemek. Kusurdan çık yani. Aslında kusur denilen şey sistemin farkındalığıdır. Sistem nasıl işliyor? Yani doğruların için arasındaki ara boşluklardır. O da sana bakış tarzı getiriyor. Acayip bir sistem ya. Seyahat, içe bir alıştık mı seyahat? Vallahi ne ölüm kalır. Ne o ne bu. Onu bile bile gene de yapıyoruz. Bile bile. Evet, işte daha dışarıda olduğunu gösteriyor. İçeriye girdin, bile bilesi yok onun. Hemen üzerine alır. Bakarsın böyle. Böyle şey gibi bakar böyle. Seni içeriye geçer. Orada yaşar adam. Dünya öldü. Gitti. Kansermiş. Bedensel hayat. Yani adeta bedensel hayatın farkındalığı. Taşınmaktır ya. Bunun taşınma vesileleridir. Başka? Şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Başka? Nefse emmareye gaflet de kendini unutuyor. Mahiyetindeki atsi, nihayetsiz fakri gayet derecede kusurun görmez ve görmek istemez. O kadar aciziz ki ya biraz önce. Bir saat olmadı siz gelmeden önce. Adam bir tanesi şu anda 2 gün ölü bulundu evde. Evde tek yaşıyormuş. Hiçbir şeysi yokmuş yani dediklerine göre. Kendi oğlu. Hiçbir şeysi yok. Kalp krizi diye rapor vermiştir. E tabi ecel gelince bir isim olur. Yani insan o kadar yakın o kadar uzak bu ölüm. İlimle cehalet arasında ne kadar sonsuz yakın ne kadar uzak. Yani bir şey değil ki ya bu et ve kemik yani demir ve çelik mi zannediyor insan? Elektrik bobini mi zannediyor kalbini? Pişt pişt pişt. Ne zaman nasıl olacak? Hemen ha yaşı maşı da yok bu iş. Ya bir basit bir şey ya. Kalp bir tane bir şey attı diyorlar. Balon. Yani balon diyorlar. Attı. Herhangi bir yere gitti ondan sonra onundan aşağı hepsi gitti. Ya bu kadar basit. Ama bu kadar da uzak yaşıyoruz bundan, bu manadan. Yani nedir yani? Hani ayetin bir mana dediği gibi, dağı aşamazsın gururunla. Yerin dibini delip mağmaya da inemezsin ya. Toprağın üzerinde, özür dilerim affedersiniz, kanında bok taşıyan, böyle işkembenin üzerindeki kafada gurur olur mu? Affınıza sığınıyorum yani. Geylan'ın verdiği için ben de veriyorum misali. Kanında bilmem ne taşıyanın üzerindeki kafada gurur olur mu diyor ya. Bir adam düşünün, poşetiyle insan pisliği taşıyor şak şak. Bir de gururlu kibirlerine ne taşıyorsun kardeşim ya? Biraz önce pisledin, pislik. La pislik taşırken insanda o kafada gurur olur mu? Şey dediğim gibi, tıraş ediyor berber, iki yorumcu. Ne kadar yapıyorsun dedim, şu kadar falan. Allah Allah, bir dershaneye gelmiş yapıyor. Ben dedim ya, ne oldu abi dedim. Bu masraf dedim, bu kafaya değer mi acaba diye düşünüyorum. Şimdi, yani bu karnında poşetle şey taşıyorsun, işte o. Karnında bunu taşıyan bir insanın kafasında gurur olur mu ya? Hava atıyor. Lan, sallanıyor lan. Acayip bir şey ya. Öyle bir acayip mahlukuz ki. Sıyrılmak lazım bedensel hayatta. Hissi, nefsi, cismaniyetten sıyrılmak lazım. Rahat, rahat yoksa yok. Belki de ne diyor bu diyen yeni arkadaşlar varsa Allah Allah diyecek ya. Eşyada kusursuz ve her cihette hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur.
ala küllal bazı kusurlar ve suistimalat olacak. Başka bir ölçü getiriyor. Her siyasette, her dini cemaatta, her ailede, her fertte ve bende. Bak en genişten dara geldi. Ala küllal arkadaşlar iyilikleri kötülükleri olacaktır. Masa iyilik melektir. Masa kötülük şeytandır. Ne iyilik ne kötülük hayvandır. İnsan ise hepsinden hissesi olandır. O zaman biz muvazene-i amale bakacağız. Allah mesela Celle Celaluhu bir iyiliği var koyun cennete demiyor aşırıda. Bir kötülüğü var dibe indirin demiyor. Muvazene ediyor hangisi galip sonuna göre muamele ediyor. Biz de böyle muamele etmemiz lazım. Nefis ne kadar mağrur da olsa kendisi kendi kusurunu derk eder. Herkes vicdanı, uyanık vicdanını ölmemişse herkes kusurunu anlar. Ya ben burada hata yaptım ya. Adım atmasa bile ama derk etmesi lazım. Yani kusurunu düzeltmeye ait adım atması lazım. Arkadaşlar iki günlük dünyaya beş kuruş bile etmiyor. Ne olur rica ediyorum bir daha şunu dinler misiniz? Bir saat olmadı inanın. Adam iki gün evde ölü bulundu. Size hiçbir mana taşımıyor. Bu da niye için kendinden benden ben de dahil? Niçin? Daha o işte. Niçin kendimize yakıştıramıyoruz? Yani ben de olurum ya. Benden uzak bir şey mi bu? Dün demiştik ya akıl ölümü tanımlayamıyor diye. Acaba ondan dolayı mı bizde hiçbir... Yani acayip bir şey. Mesela 13 yaşındaki Çatobe, 11 yaşındaki çocuğu daha işte 1,5 sene önce gömdü kanser. Yani kanser mi şey mi? Bu ya bunlar bahane be kardeşim. Artık bedensel hayatı vasıta ve at olduğunu, araba gibi çizilmiş, benzini bitmiş, nasip hanım falan böyle canım. Yani artık ruhsal hayatı esas çeviri fark etmek lazım ya. Bu kadar kafamıza vuran hadiseler var, tokatlar var, etrafımızdaki ölümler var. Bu değil ya. Dün bir tane burada şey yapmıştım hatırladınız mı? Evet. Bu işte bu kadar ya. Kağıt değil mi bu kağıt? Her şeyi yazarsınız. Yazarsınız değil mi? Tutuşturun bunu. Yazı da gitti. Aa, hiç ömründe ateş görmeyene bu böyle görüyorsun ama bu dumandır ve nurdur ve ısıdır. Anlatabilir misin? Ömründe hiç ateş görmemiş. Duman görmemiş. Anlatabilir misin? Anlatamaz. Bunun içinde ne var ne var? Nur var, duman var. Bunun düşmanı bunun içinde. Kim gidip de görmüş ya? De. Tutuştur. Ne yazı kaldı, ne üzerindeki villa resmi kaldı, ne üzerindeki kadın var. Kadın resimleri vardı. Zevkleniyordun. Vay be diyorsun. Tapu senetler vardı. Para vardı. Paraydı bu. Paraydı, senetti. Villa resimleri vardı. Kadın resimleri vardı. Bir tutuşturduk. Nerede Polat'ın arada bul oğlum. Hiçbir şey yok. Bu işte ya. Beden budur işte. Yani bundan kasıt dünyadır. İçindeki nurdan kasıt cennettir. İçindeki dumandan kasıt cehennemdir. Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Ahiret dünyanın içinde değil. Su buzun içinde değil. Buz suyun sıfatıdır, dışa vuruşudur. Dünya da ahiretin sıfatıdır, dışa vuruşudur. Tenteneli perdesidir. Bunun duman ve nur ne kadar yakın buna? Su buza ne kadar yakın? Ahiret de dünyaya o kadar yakın. Yani bir yere gidilecek değil yani. Bir yere gitmiyoruz buradan nur çıksın diye. Buradan çıkıyor. İnkışağının inkışafından çıkacak. Ahiret bu işte. Ahiretten korkma kardeşim. Çünkü dünyadan çok harikadır. Ölümden korkma. Günahından kork. Çünkü Azrail ruhu öldürmez. Azrail ruhu alır. Bedenden ruhu alır götürür. Ruhu bedenden kurtarır hapisten. Ruhu öldüren günahlardır ve cesedi gömer. Sen televizyon dizilerinden, cep telefonlarındaki o meşguliyetlerinden, saatlerce WhatsApp'taki yazışmalarından kork. Azrail'de ne korkuyorsun? O meleklerin peygamberidir. O öldürmüyor ki ruhu. Sen öyle mi duydun? Yanlış duydun.
Azrail aleyhisselam ruhu öldüreceğini mi duydu? Niçin iftira ediyorsun? Ruhu cesetten alıyor. Ruhu öldüren, yapısını bozan günahlardır. Azrail aleyhisselam o kadar hoşuma gidiyor ki bedenle kurtaracak beni. Bugün namazda geldi böyle hatırıma. Merak ettim, bu etkiledi ya beni. Tanıdığım birisiydi. Oğlu tanıdığımız cemaattan, kendisi değil. Dedim ki, iyi dinleyin ama şimdi akşam namazında şimdi. Şimdi dedim ya, bu evde gitti. Nasıl gitti diye. Şu, durdursun bu ezanı de. Şimdi bu telefonlarda ezan yapmayın. Niçin yapmayın biliyor musunuz? Tuvalete gidersiniz. Ezandan hoşlanmayan otobüste, uçakta olursunuz. Saatlerde ezan kurmayın. Tuvalettesin, ne yapacaksın? Allah'a ağzına tıkadın ezan. Allah sonuna kadar gelmesi lazım. Ondan sonra ayetler ve ezanlar, zil sesi olmaz kardeşim, zil sesi. Neyse. Akşam hatırladı şey, o olay oldu ya, bu iki gün bulundu. Bak hoşunuza gidecek herhalde. Acaba biz de böyle nasıl olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyi hatırıma geldi ve birkaç kişinin büyük zattan hatırıma geldi. Allah böyle öldürmüyor onları, dostlarını. Öyle öyle Allah öyle bizim öyle ve haşa tabi vefasızlık. Vefa isteyen Allah vefasızlık yapmaz tabi. Dostlarına öyle muamele etmez. Gönderiyor. Zaten birkaç gün önce haberin olur senin. Hissedersin. Başlarsın gevelemeye. Ya ahiret mahiret konuşmaya başlarsın. Tedbirini al. Azrail aleyhisselam gelir bir tanıdık gibi seninle böyle sana söyler. Endişe etmeyiz. Ya böyle gelir. Ya da hadi gel bir dışarıda bir volta atalım şu Polat diye. Öyle pat diye bir şey çakar gibi yapmaz. Öyle dehşet ve vahşet değil Azrail aleyhisselam. Peygamberdir. Aleyhisselam diyoruz ya yanında. Öyledir yani. Melektir ya. Tur rehberi gibi bir şey o zaman abi. Ha yani mesela diyelim ki yatıyorsun ama. adam kanser mesela, ölümü bekliyor. Sen de oturuyorsun. Tamam şimdi böyle bir hastasın. Ben mesela gelsem. Seviyorum seni. Sen de seviyorsun öyle zannediyorum. Ömer dedim. Buyur abi dedim. Ya abi ya. Ne zamandan beri gelmedin Polat diye. Hasta yatıyorum. İnsan güzel. Ömer yeni duydum seni. Öyle mi ya? Tabii ya, yurt dışındaydım Ömer. Öyle mi ya? Abi bir düzeltsene beni ya. Tabii lan düzel. Geldiğimde hoşlanmaz mısın? Ömer seni dedim. Gel. Ne zamandan beri yatıyorsun? Bir aydan beri yatıyorum ha. Gel lan. Gel bir dolaşalım. Abi gel lan. Gel ya bismillah der ya. Lan itimat etmiyor musun lan bizim bismillahımıza? Kalk. Oo abi kalktım ya. Benimle çıkmaz mısın? Bir ay yatıyorsun zaten. Onun adı ölümdür işte. Baktık orada yatıyor mu? Ömer gitti. Azrail de benim simama girmiş. Korkmayın, inanın bana. Bu makamın hürmetine söylüyorum. Ama günahlarınızdan korkun. Çok iyi bir şey yapamadım, amelim yok. Ona da şey yapma. Farzlarını kıl, sevap kazanmaya uğraşma. Günahtan kaçmaya çalış. Sevap kazanmaya değil, günahı işlememeye çalış. Gücünü ona harca. Sebaba değil. Defi mefasit, celbi nefaya ruçaniyet kesmetmiş. Sebapla değil, farzını yap, sebapla değil, gücünü, potansiyel gücünü günahtan kaçmaya harca. Telefonlardan, internetlerden, televizyonlardan uzaklaştın, bitti. Çünkü televizyonda görmediğin bir şey sokakta onun karşılığını anlamazsın. Çünkü televizyonlar, bu internetler çekirdektir, cemiyet ağaçtır. Televizyonda gördüğünü yapmak için sokağa çıkıyorsun. Görmesen çıkmaz. Çünkü aktif olmuyorsun. Korkmayın. Ölüm öyle dehşetli değil. Bizi korkutan hayatımızı ahiretle yorumlamaktan ortaya çıkan ara boşluğundandır. Ahiret. Bir ahire gideceğiz. Çünkü insanın değeri bulunduğu yere göre değil, gidecek yere göre kıyaslanarak değer alır. Bulunduğu yere göre olursa peygamberler de fakir. Gidecek olduğun yere göre kıyaslanır o insan. Hayvan bulunduğu yere değil mi? Evet, bulunduğu yere göre. O da ahirettir.
Nefis ne kadar mağrur da olsa kendisi kendi kusurunu dert eder. Okuduk. Bu cümle çok hoş. İyi dinleyin burayı. Muhabbet gözü kusur görmez. Ben seni sevmeye karar verdimse 10 tane sebep bulurum. Eğer ben senden küs olmaya karar verdimse 100 tane sebep bulurum. Ben bugün derse gelmemek için karar vermişsem 20 tane sebebim var. Eğer ben bugün derse karar vermişsem hemen gelirim. Ya arkadaşlar, muhabbet gözü kusur görmez. Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz. Kusurlarını görmek istemez. Kusurları görüyorsan sevgilinde muhabbetin yoktur demektir. Allah'ı ne kadar seversek Allah'ın icraatında kusur bulamazsın. Yani beni öldürecek, yaştan duruyor. Böyle bir şey yok. Bak bir de okuyayım. Ne olur dinler misiniz bunu? Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez. Görse bile 10 tane tevil ile tevil eder. Öyle ama benim sevgilim insandır da, netice itibariyle insandır, hata yapar. Ama öyle güzel sıfatı var ki. Ben mesela psikoloji dersi yaptığımı biliyorsunuz. Benimle doktorlar arasındaki en büyük temel farkımız şu. Mesela psikiyatriye ve psikologlara gittiğiniz zaman zaafınız, eksikliğiniz, sıkıntınızı söyleyince onunla nasıl baş edeceğiniz, onunla nasıl savaşacağınızı, ondan nasıl kurtulacağınızı anlatır size. Ben ise dertler bana derman imiş. Dertlerim insanı aktif eden bir enerji potansiyeli görüyorum. Ben dertlerle savaşmıyorum, savaştırmıyorum. Güzel sıfatlarının çapını genişlettirerek o dertler denilen o sıfatları üstünü örtmeye çalışıyor. Dameninde kalıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Canın sıkılıyor. Kendimi kötü hissediyor. Kendini kötü hissetmenin işte gel şöyle yap böyle yap diyeceğime kardeşime dursun. O Allah kamçı verdi sana. Onu vermese sen dindar olamazdın. Madem sıkılıyorsan arabanın ibresi aşağıymış. Lanet okuyacağına git petroldan doldur. Hararet yükselmişse arabayı dindir su koy. Ben o can sıkıntısını savaşmaya şey yapmıyorum, istemiyorum. Çünkü yaban arıları gibidir. Daha çok uçuşur. Dertler bana derman imiş. Sırınca ha, o dert, o sıkıntı ders varsa kaç defa derse gidiyorsun? 2 defa, 3 defaya çıkar. 4 defaya çıkar. Bu demek değildir ki doktora gitmeyeceksin. Doktora git, ondan sonra sebeplere riayet etmek fiili bir duadır. Doktora git, doktor ilaçlarını al, ondan sonra tevhid, tevekkül ve teslim ol. Yani dolayısıyla güzel sıfatın çapını genişlettir. Derslere bir tane adım da fazla at, bir derste fazla git, bir sayfa da fazla oku. Başka, insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurun cezasını firakın azabı ile çekiyor. Allah için sevilen bir şey bizden ayrılmasıyla bize elem vermez. Mesela bir misal vereyim. Kendi hayatımı siz de verirsiniz. Ustad veriyor. Mesela benim gençliğim biraz dershanede geçtiği için o gençliğimin gitmesine ben müteessir değilim. Nasıl gittiğini? Hayır, çok da memnunum. Şimdi Allah kahretsin yalan söylüyorsun. Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Bak bunun üzerine yemin ediyorum. Bana deseler ki bu yaştan geri dön. Yeniden imtihan olacaksın. Yeniden bu hayatı yeneceğim. Vallahi istemem, billahi istemem. O riske girmem bir daha. Çünkü girer miyim? Ya kaybedersen. Ulan zaten geçmiş şey. Ben 1-0 galibim yani. Dershanede geçti. Şimdi bana 17 yaşıma getireceksin. Yeniden imtihanlara. Şimdi bir bakıyorum. O badirelerden. Ben çok bedel ödedim dershaneye. Ben her dersten sonra dayak yerdim. Ben çok sıkıntı çektim yani dershane hayatına. Allah ver. Çok ama. Aklım durur yani. Her türlü sıkıntı çektim ya. Ben şimdi bir daha o imtihanlara girmem. 17 yaşında bu kam. Hayır kardeşim. Ben o gençliğin gırdaplarını bir de yaşamam kardeşim. Ondan kurtulana kadar canım çıktı zaten o duygulardan. Epey kurtulduk da kudam kurtulduk. Yani geçmişinize baktığınız zaman ya oh ya ah denilir.
Oh elhamdülillah dettirici şeyler yapmak lazım. Ah ulan ah! Dediğin zaman değil mi? Batsın bu dünya der. Ondan sonra Orhan abisini dinler, intihar eder. Hasan abisini dinler, hayatı zevkle yaşar. Hayatınızın içini doldurun, hayatınızdan keyif alın. Hayatınızı imanla hayatlandırın. Vallahi değer. Sıkıntısı da güzel, derdi de güzel. Çünkü kim yapıyor? Biliyorsun. Allah'tan olayları koparmıyorsun ya. Ne yapıyorsa doğru yapıyor vallahi. Diyebiliyor musun ya Rabbi? Ya Rabbi odan da vesaire. Allah'ım sen zaten biliyorsun ama ilan edeyim. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum, inan. Ne yaparsan yap, teslimim ya Rabbi. Sahiplenmeyeceğim dedim. Senin mülkün zaten. İstediğin gibi tasarruf edersin. Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki kefe yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. O haletleri kazanmak için bu şeyleri tefekkürü risaleleri okumak, böyle derslere sık sık katılmak, katılanlara söylüyorum, bu derslere katılmak yetmiyor, müzakere ilmiyle tefekkürle taşınmak gerekiyor. Başka, dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar cezadır. Dünya sücünül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin cehennemi, kafirin cennetidir. Ne demek? Kafir cehenneme gideceği için yaptığı iyiliklerinin karşılığını dünyada görür. Cehennemine göre dünya cennet gibidir. Onun için ve cennetül kafir denmiş. Oysa Müslüman ruhen kafirden daha güzel yaşar. Ruhen. Çünkü niye? Kafir hataların cezasını dünyada görür. Müslüman hataların cezasını dünyada görür. Ve bedel ödediği için ahirette cennete gidecektir. Ahiretteki cennetine göre dünya cehennemdir. Sicnün mümin. Yani zindan gibidir. Müslüman cennetine göre dünya zindandır. Kafirin cehennemine göre dünya cennettir. Yoksa kafir bizden daha ruhen yaşıyor değildir. Olayı yorumlayamaz. Kanseri yorumlayamaz, ihtiyarlığı yorumlayamaz, yalnızlığı yorumlayamaz, kabri yorumlayamaz. Neyle yorumlayacaksın? İzah et bakalım felsefeyle. Din yoksa ölümü izah et. Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu, Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettiği gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Demek ki Settar ismine ayna olmak için Cenab-ı Hak bizi kusurlu yaratmış. Kudret sıfatı gözükmesi için aciz yarattı. Ganisi gözükmesi için fakir yarattı. Allah bulduktan sonra fakirliğin her şeyi yok oluyor. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Benden şey almış. Aman da çok önemli. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmış. Kardeşim iman esas aldıktan sonra birisi hikaye. Abi imanım gider. Korkma istesen de gitmez. Korkma imanın gitmez istese de. Ne diyorsun ya? Bak. Öyle pat diye tak diye çıkarır gibi iman böyle çıkartmaz Allah. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızda hükmünü değiştirmez. İman dimağda kalsa iman çoktan gider. İman dem ve damarlara şeytanın ve onun avaneleri, türevleri olan erva habiseler, cinler vesaireler, ruhaniler oraya değil böyle müdahale elleri. Oralar zaten hayallerine gelmez. Oralara sirayet ediyor. Yani iman ta arş-ı azamda şeytanın son mertebesi kürse kadar. Kürs. Ne demek de arasındaki farkı söyleyeyim? Kürs burada. Geçmesi için temel alemleri söylüyorum. Ana şeyleri, temaları söylüyorum. Kürs. Ondan sonra kürsten arş. Daire-i hayat, daire-i ilim, cennet, cehennem, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam. Nasıl çıkacak? Ana temayı bir daha söyleyeyim. Kürs, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam.
Arşla arşazın farkı. Yani son noktası bu. Şunu kastediyorum. Meyveden geri git. Tomurcuk. Git geri. Dal. Geri git. Gövde. Geri git. Kök. Geri git çekirde. Daha geri gidebilir misin? Yok. Şeytan nereden takılmışsa bize, onun yapacağı ihva, yani tuzakları, onun takıldığı noktadır. Bize nereden takıldı? Kürsüden takıldı. Akıl takıldığının altında. Biz ise, imanımız ise kürste değil, arş-ı azamdan verilmiş. Arş-ı azamdan bile verilmemiş. Mahiyet-i zatiyesinden, yani zatının bir nurudur. Lan buraya nasıl geçecek adam ki orayı tahrip edecek? Onun için imanınız zebaldedir. Ben merak etmiştim. Niye nur talebeleri imansız kabre gitmezler? Ya öyle bir laf mıdır yani? Çünkü iman kurtarma ile meşgul olan kişine o anda ecel geldiği için iman kurtarma ile meşgul iken imanı kurtuluyor. Antrenman yaparken hantal olmuyor futbolcu. Devamlı antrenman içinde. İman itfaiyecisi, iman eri. İmanı kurtarmaya, insanların imanını kurtarmayla uğraşırken zannediyor ki onun imanını kurtarır. Kendisinin imanını devamlı canlı tutuyor. Aktif yapıyor. Ona şey güncelleme deniliyor bilgisayarda, değil mi? Devamlı imanını güncelliyor. Antivirüs nasıl şey, virüs nasıl gidecek? Antivirüsü devamlı aktif ediyorsun. Başka? Cemil ismi de çirkini görmek istemez. Şeytanın mühim bir desisesi. Bak tuzağına bakın bu namussuzun. Bak. Bak şuna bak. Bu adamı iyi tanıyorum. Çok acayip. Psikolojisiyle meşgul oldum. Bu adam, onu anlatmıştım bir ara psikolojisini. Şeytanın en mühim desisesi ne biliyor musun? Zina yap, içki iç, boşan, adam vur. Değil. En mühim desisesi şudur. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta istiğfar ve istiyazı yolunu kapatsın. Bunun da şey temeli, kendisine tabi olanlara kendisini unutturmaktır. Bundan yapabiliyor. Şeytanın en büyük desisesi, bir, en zirveyi söylüyorum, sonra ikinciye ineceğim. Kendisine tabi olana kendisini unutturmaktır. Şeytanın varlığı, ne demek? Şeytan var. Ne şeytanı kardeşim? Bu bedene benle tanımlayan bir insanın şeytanla haberi olmaz. Benden kastettiği bedense şeytanı bilmez. Bedenle ruhu ayırt edebilenler de ara boşluğu şeytanı fark eder. Şeytanın en büyük tuzağı bir daha söylüyorum. Kendisine tabi olanlara kendisini unutturur. Yani bir insan şeytana tabi ise nasıl anlarız? Şeytandan hiç haberi yok. Şeytandan hiç haberi yok. Şeytan mı varmış, şeytan mı yapmış? Ölüm korkusu, ümitsizlik korkusu, yeiz, efendim kimsesizlik vahşeti. Hep şeytandan yapıyor. Şeytan unutma. İkinci tuzağı, şeytanın ikinci dehşetli sıfatı bu. Neymiş o? İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Niye? Ta ki istiğfar ve istiyazı yolunu kapasın. Kusurun istiğfar şey yapmış. İtiraf ettirmez. Bir şey söylediğin zaman kusur. Estağfurullah ya, tövbe ya, öyle yanlış anladın ya, ben öyle der miyim ya? Ben yapar mıyım ya? Ben mi? Tövbe estağfurullah ya. Der, hiç itiraf etmez. Ya Allah razı olsun, iyi ki söyledin falan. Demez. Hep böyle avukat gibi kendini müdafaa eder. Tövbe ya, ben yapar mıyım ya, der miyim ya, yanlış anladın kardeş, öyle anlaşılır mı ya? Beni yanlış anladılar diyor. Daha çok siyasetçiler öyle diyor. Lan ne anlayacaklar lan sen işte söylediğin gibi anlaşılmıştır. Anlaşıldığı gibi söylemişsin zaten. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez, görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Başka? Nefsini itham eden kusurunu görür, kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder, istiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Şeytan ademi bir vücut hesabına çalıştığı için doğruların arasındaki ara boşluktur. Sistemin adıdır ya. İle bir adama vermeyin. Sistem çalışıyor. Sistem. Ben sistem olarak yorumluyorum. Çok hoşuma da gidiyor böyle düşünmek. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder.
kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Bak bu çok önemli. Kusurunu görmemek, kusurunu görmemek. O kusurdan daha büyük kusurdur. Kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Vay be. Belki de sebep olur. Bak, bir de okuyayım. Evet, zamanınızı epey aldım ama daha var. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Şöyle elle ilan etme Ömer be. Sana yanlışlık yaptım lan. Eşeklik yaptım. Affedersin. Kusura bakma. Diyemiyorsan da kendi kendime lan Hasan hayvanlık yapma lan. Adam haklı işte. Kendi kendine ya odada. Lan adama yanlış yaptın lan işte. Yo falan. Lan tevil etme bak kimse yok. Nasıl tanı... Ha? Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Birbirimizi kandırmayalım lan. Birbirimizi tanıyoruz. Namussuzluk yapma şimdi. Şimdi Nasrettin Hoca gaz kaçırmış. Affedersiniz. Lan sen bu akşam biraz şeyimizi açtık. Onu da söyleyelim. Gazı kaçırmış. İşte bazı yakıtı bozuk olan arabalar egzozdan atar gibi. Ah şu ihtiyarlık ah demiş. Ondan sonra yüklemiş ihtiyarlığa. Biraz da gitmiş. Bir daha. Üçüncü yapınca bakmış. Kimse yok. Ulan demiş senin gençliğini de biliyorum. Şimdi biz birbirimizi biliyoruz. Kandırmaya gerek yok diyoruz, tamam mı? Bilmeyiz mi yani? Biliriz. Ne namussuz içimizde olduğunu bilmiyor. Ne kandıracak? Ama diyemiyorsan, ya Ömer hakkını helal et, kusura bakma. Diyebilsen, o kefene sarıldığın zaman ne işine yarayacağını görürsün. Ha diyemesen, bari adamı itham etme, gıybet etme, onunla amel etme. Bari itiraf edemiyorsan yapma artık. Yüzünü çevir. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Ubudiyetin esası at, fark ve kusur ve noksanını bilmek, niyaz ile dergâh-i uluhiyete karşı secde etmektir. Başka, müthiş marazi ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yek diğerinizin aybine karşı gözünüzü yumunuz. Gözünü yum kardeşim. Ananın, bacının, kardeşin, abinin kusurunu görme ya. Gözünü kapat. Niye biliyor musunuz? Bak. Bir Müslümanın kusurunu gizleyen en zor durumda haşir meydanında bir Müslümanın kusurunu da Allah onu gizleyecektir. Senin kusurun gizlenmesini istemez misin? Yaptığımız o pislik var ya sen de biliyorsun ben de biliyorum. Sen pisliğin yok mu? Benim de yok. Ben biliyorum değil mi? Kimse bilmiyor. Ben seni kusurun örttüm mü? Görmemezlikten geldim mi? Allah da sana şöyle yapıyor. Sanki Allah'ın kusurunu örttüm. Ben Müslümanlığını örttüm. Allah diyor ki maddemi örttüm benim için. Ben de sana ne yapacağım biliyor musun? Senin en zor durumunda, haşir meydanında, karşında cehennem varken ben de o senin kusuruna diyeceğim ki Hasan, buyur ya Rabbi. Falan yerde bir pislik ya şu pisliği görüyor musun? Estağfurullah. Sen örttün ya bu. Adın neydi abim senin? Senin adın ne? Servet. Servet. Sen servet kulumun kusurunu örttüğünü, gizlediğini görmedin mi? Evet ya. Ben de sana şimdi gör. Bir hadisi kutsi var çok hoşuma gidiyor. Keşke ayet olsa. Diyesim geliyor tabi. Allah bir kulunu severse, bil mana. Allah bir kulunu severse, bazı kusurlar galiba, kusurlarını görmemekten gelir. Görmez diyor. O zaman diyoruz ki ya Rabbi hepiniz bir şey yapın. O kusurunuzu bir şey yapın. Hayal et bakayım. Büyük kusur. Diyeceksin bir tane değil. Ya bütün kusurlarını yap. Şu anda bütün geçmişteki kusurlarımızı. Ya Rabbi hani hadis-i şerifte söylettiriyorsun. Allah bir kulunu severse kusurlarını görmez. Allah'ım benim kusurlarımı o cinsten yap. Görmediğin cinsten yani. Amin ya. Amin diyenlerin ya Rabbi aminini kabul eyle. Amin. Şimdi daha canlı amin dedi. Nasıl canlandı şimdi? Kardeşim bu elimle o kadar musallada, o kadar vasilhanede insan ki. Abi gelecek misin? Allah Allah.
yaşasın ölüm. Ölüm kadar güzel bir şey yoktur. Yaşasın ölüm. He vallahi. Yaşasın ölüm. Sağ selamet bir gitsin. Çocuk sağ selamet bir gitsin. Desin abi de. Hasan abi uyurken şeyde sanki ölmek istiyormuşum gibi oluyor sonsuza kadar uyumak. Tamam. Kaç yaşındasın sen? Ben mi? 15. Tamam. Sonsuza kadar yaşamak. Tamam. Allah. Uyumak. Allah. Kardeşim, Yumit, Yuhi ve Yumit Allah'ın esmasıdır. Esma. Biz yorumlayamadığımız hiçlik korkusunu ölüm korkusu olarak akıl bize yansıtıyor. Biz ölümden korkmuyoruz. Karıştırmayın. Günahlarımızdan korkuyoruz. Ya ölümün hakikatini keşfedenler, Arif abim, ölümü sevmişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Ölüm çok yakındır. Çok da hoştur. Çünkü sevgilime kavuşturacak. Allah kavuşmak istemez mi? Elhamdülillah. Birbirinizin kusurunu görerek tenkit edip, bu çok önemli, bir de okuyayım. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sahaya şefkini kırıp, ataleti uğratmayınız. Bu çok önemli. Adını unuttum ya. Zafer. Şimdi sen bir hizmet ediyorsun, tanıdığım kadarıyla. Elemansın. Bir şey yapıyorsun, düşe kalka, iyilikte, kötülükte, eksiklikte. Ya şimdi ben senin yaptığın o iyiliklerinin çapını genişletmem gerekirken daha iyi olsun diye eleştiri yaparsam, tenkit edersem, sağda solda geveze bir gıybet yaparsam, ya şimdi sen bir hizmet elemanısın, onun şefkini kırıp ataleti uğratmanın kimin işine yarar İngiliz'den başka? Ne diyor? Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahaya adamın o bir şey yapmak istiyor doğruluk adına, şefkini kırıp ataleti uğratmayınız. Lemalar 160. Ya evet. Ya bir tane belki de ilk defa hepsi sayfası yazıyor da kenarda ben ilk defa bir tane coşarak söyledim. Niye peki eleman? Yani diyelim ki Ömer. İstediğim gibi yani %20 iyiliği var lan %80 kötülüğü olsun. O %20 için çapını genişlettir ya. Kendime diyorum başta ya ben bunun sahibi değilim de buradaki konuşuyorum. Hizmet eden elemanın şefkini kırıp o elemanı devre dışı yapmak, cephenin dışına koymak ne işi? Kimin işine yarar? Kimin işine yarar ya? Hizmet elemanı devre dışı yapmak ahmaklık değil mi? Onun sebebine ortak değil misin ya? Bir tanesine kızdım. Abi dedim falan kızdım. Yok dedim. Ben ahmak mıyım dedim. Senin sebebine ortakım. Senin sebebine göz dikmişim. Ahmak mıyım ki senin ahiretteki sebebini istemeyeyim diye. Kusur. Bir sürü kusur var ya kusur arasan o kadar var ki ya. Bir de okuyayım mı? Birbirinin kusur, eve de uygulayın, hanımınıza da uygulayın. Birbirinin kusurunu görerek, tenkit edip, sahaya, çalışmaya, şefkini kırıp, atalete uğratmayınız. Başka? İnsan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir maksattan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için o maksudun kusurunu bulmakla, belki gizli adavet etmekten kendini teskin eder. Ne kadar oldu? Ben bir bakayım. Bir saat olmuş. Tamam. Peki, daha bir tane okuyabildik. Bir tane. Ötekisi de başka tarihe kalsın. Ondan sonra fevkalade kusur. Tabii burada bir de tahlil vardı. O tahlili söyledim inşallah zannediyorum. Bir kaderin onu mesela hangi yerde onu görebilse mesela onu bakayım şu muydu? Ders bitti de fakat onu nasıl söyleyeyim o maddeyi nerede bulacağız tabii. Belki bizim kusurumuz kader cihetinde başka birinin imtihanı da olabiliyor. Evet onu, evet. Aynı onu anlatıyor. Mesela benim kusurum senin kusurun benim imtihanım oluyor. Bir, kaderin bir hissesi var burada. İki, Esma ifade edecek. Üç, ben sana benim nefis ve şeytanım var. İmtihan. Dört, imtihan olacaksın. Beş, biraz kaldı zaten. Onu da affet yani. o şey öyle diyor. Tamam, burada kesiyorum.
Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selâvâtu.